Tamirci İşbaşı'nın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Çin'den aldığım ürünleri size göstereceğim. Bu videonun sonunda bir ürünü tanıtacağım. Ve aynı zamanda Çin'den yaptığım alışverişlerin verdiğim malların karşılığında verdiğim paranın bir kısmını geri alıyorum. Bunu nasıl alıyorum? Bunu sizlere anlatacağım arkadaşlar. Videomu atlamadan izlerseniz sevinirim. Gerçekten en ufak bir detayı bile kaçırmanızı istemiyorum. Özellikle geri iadeleri aldığım kısımda. Öncelikle arkadaşlar aldığım ürünlerin birçoğu gravür setimin uçları zaten. Şunu da bir arkadaşıma hediye yapmıştım. Sağ olsun o bana hediye olarak almış. Bu Türkiye'den geldi. Bir arkadaşımın hediyesi. Sanal gerçeklik gözlüğü. Bunlar ilk çıktığında kartondan falan yapmışlardı. Google'ın kartonundan olanı vardı. Fiyatı da 20-30 lira gibi bir şeydi zannedersem. Tabi bunların teknolojisi çok çok gelişti. Şu anda en sıradan olan ya da piyasada bulunabilecek en ucuz modellerden biri. İşimizi görür mü? Görür. O tadı bize verir. Şunu da yine buradan aldım. Yine Antalya'dan aldım. Epoksi yapıştırıcı arkadaşlar. Bunu yine bıçak yapım işine başladığımda bana lazım olacak. Bıçakların çelikleriyle kabzaları yapıştırmak için kullanacağım bir malzeme. Hızlı hızlı geçiyorum bunlardan. Şimdi gelelim Çin'den aldığım ürünlere. Arkadaşlar ben bunların verdiğim ücretin bir kısmını geri alıyorum. Nasıl alıyorum bunu videonun en sonunda yine anlatacağım. En son şunu açalım. İlk ürünümüz kumpas arkadaşlar. Bu kumpası AliExpress'ten aldım gene. Burada alacağım fiyatın bir 40 lira civarında, 30-40 lira civarında daha uygundu. Dijital bir kumpas. Buradan pilini koyuyoruz. Gene kutunun içinde pilini gönderiyorlar. Dijital bir okuma ekranı var. Kapatıp açma ve sıfırlama ekranı düğmesi var burada. Bunu yine bıçak ve kılıç yapım işlerine başladığımda lazım olacak. Benim için çok önemli bir cihaz. O yüzden satın aldım. Uzunca bir süredir videolarımda da bahsediyorum. Bıçak, kılıç yapacağım, döküm işine gireceğim diye. Bunların yavaş yavaş malzemelerini toparlıyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle yakın zamanda başlayacağız. Burada ne varmış ona bakalım. Ambalajı güzelmiş. Burada da demir kesme uçları var. Gravür setin şu cihazımızın demir kesme uçları var arkadaşlar. Bununla plastik ve demir malzemeleri kesebiliriz. Testere ucu. Mandalini de burada göndermişler. Farklı ebatlarda uçlar var. Bu da yine ilerleyen zamanımızda işimizi çok görecek bir malzeme. Sıradaki malzememiz yine bu da gravür set için arkadaşlar. Gravür seti buraya bağlıyoruz. Freze uçlarını takıyoruz ve ahşabın üzerine oyuklar açmamızı, resim yapabilirsiniz, oyuklar açabilirsiniz. O tarz bir şeye yarıyor. Bu da yine gravür setin ucuna takılıyor. Şu şekilde size çalışırken bir şey sıçramasın diye. Çok güzel bir alet. Yine gravür setin uçları, yedek uçları. Bunları hızlı bir şekilde geçeceğim. Bunlar da gravür setlerimizin uçları, zımparaları taktığımız uçlar arkadaşlar. Burada ne varmış? Burada da zımparalarımız var. Bunları 3 farklı gridde almıştım. 80'lik, 120'lik ve 180'lik kademe kademe yapacağımız için pürüzsüz bir şey yaratmak istiyoruz tabi. Zımpara yaptığımız yüzey pürüzsüz olsun istiyoruz. Bu yüzden önce 80'le, sonra 120 ve en son 180'le. Hatta bıçakları yaparken daha sonra
400, 600, 2000'e kadar yolu var arkadaşlar. Bunları da kaldırıyorum. Burada freze uçlarımız var arkadaşlar. Şu şekilde çeşitli uçlar var. Değişik yerlerde kullanacağınız yere göre şekil ve ebatlar var. Ahşap işini gerçekten çok sevdim. O yüzden böyle uçlar aldım. İlerleyen zamanda ağaç kütüğünden bir şey yapmayı, arabanın maketini yapmayı düşünüyorum. Bu freze uçları o zaman o maketi yaparken bize çok işimize yarayacak, işimizi kolaylaştıracak. Bunlar da yine az önce demir testeresi almıştık, daire testere, demir için, metal için. Bunlar da bu onun ahşabı arkadaşlar. Beş adet olarak göndermişler. Şu şekilde yine mandalini var. Buna takıyoruz. Bunları da geçelim. Arkadaşlar bu sabuna benzeyen şey yine Çin'den geldi. Üstünde Çince bir şeyler yazıyor zaten. Bu çelik ve metal yüzeylerin pastası. Bunu keçelerin üstüne sürüyoruz. Aynı sabun gibi bir şey. Ve çeliğin üstüne pasta atabiliyoruz. Nasıl arabalara pasta atıyoruz, metal yüzeylere pasta atıyoruz. Bu da çeliğin pastası. Çeliği parlatmamıza yarayacak. Yine bıçak ve kılıç yapımında. En son ürünüm bana uzun zamandır lazım olan bir şeydi aslında. Bu daha yeni alabildim. Bayağıdır aklımdaydı. Arkadaşlar, boya M1 mikrofon. Bu harici bir mikrofon. Şu anda mesela dahili mikrofonu kullanıyorum kameranın. Fakat harici mikrofonun lazım olduğu yerler olabiliyor. Ses daha farklı geliyor. Uzak çekimlerde ya da gürültülü mekanlarda sesi tam algılayamıyorsunuz ya da kamera algılayamıyor. Birçok videomda ses problemi yaşadım. En sonunda bunu aldım. Gerçekten profesyonel bir mikrofon, harici mikrofon. Birçok YouTuber'ın kullandığı bir mikrofon. Bunun ayrıca tanıtımını çekeceğim zaten. O yüzden şu anda pek detaya girmiyorum. Yanında da masaüstü tripod göndermişler. Şu şekilde. Yine bu da bizim çekimlerimizde işimizi görebilecek bir tripod. Bunu dediğim gibi harici olarak zaten daha sonra sadece boya M1 olarak video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada söylemeden geçmeyeyim dedim. Çin'den uzun zamandan beri yani çok fazla ürün siparişi verdim. İlk defa gümrüğe vergi ödedim. Bunu da gerçekten çok merak edilen bir konu aslında. Boya M1'e vergi çıktı arkadaşlar gümrükte. Paket açılmış, PTT'nin bandıyla tekrar kapatılmış, içi kontrol edilmiş ve açma kapama vergisi çıkmış. Normal şartlarda içindeki ürünün eğer paketin üstünde yazan fiyattan daha pahalı olduğunu anlarlarsa ona vergi çıkarıyorlar. Fakat şu 5 lira 20 kuruş gibi bir vergi çıkmış. Bu sadece açıp kapamadır diye düşünüyorum. Sadece açıp kapamaya bile şey alıyorlar, ücret alıyorlar. Aldığım ürün 110 liralık bir üründü yanlış hatırlamıyorsam. 110 liralık bir ürüne ya 110 liralık bir ürün olduğu için 5.20 çıkmış ya da açık kapama vergisi. Şunlardan tam anladığımı söyleyemem işin açığı. Ama ilk defa bir vergi ödedim. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi arkadaşlar tanıtmak istediğim ürün bu. Bu ürün prize takıyorsunuz.
Daha sonra üstündeki prize taktığınız ürünü sizin istediğiniz zamanlarda, günlerde açıp kapatmanızı sağlıyor. Üstüne şu anki günü ve saati giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şurada 8 programı var. Birinci program on off saatini giriyorsunuz. İkinci programın on off saati. Hani atıyorum bir de açılsın, üç de kapansın tarzında. Ona açılma saatini, off'a kapanma saatini giriyorsunuz. Toplam 8 programı var. Dedim ki bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Bunun analogları da var. Şu anda elimde görmüş olduğunuz dijitali. Analoglarında da işte 15 dakika çalışsın, 15 dakika kapansın tarzında ya da bir saat sonra tekrar açılsın tarzında analog bir sistemde yapıyor. Bu tamamen dijital. Gün giriyorsunuz. Mesela pazartesi açılsın. İşte pazartesi akşam kapansın. Salı günü hiç ellemeden direkt çarşamba günü olsun diyebilirsiniz. Ben bunu kuş üretimhanemde hem havalandırmayı otomatik olarak bununla sağlıyorum. Hem de kışın ısıtma olayını yine otomatik olarak bununla sağlıyorum. Sabaha karşı çünkü çok soğuk oluyor. Bir elektrikli ısıtıcı çalıştırmam gerekiyor. Gerçekten çok güzel bir ürün. Evlerde kullanılabilir. Hırsızlara tedbir olması amacıyla kullanılabilir. Evde olmasanız bile buna bağlayacağınız bir ışığı açıp kapatabilir. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış artık nerelerde kullanabileceğiniz. Ama bulundurmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok hoşuma giden ürünlerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar gelelim en önemli kısma. Verdiğimiz paraları nasıl geri alıyoruz? Artıway diye bir site var arkadaşlar. Önce Artıway sitesine giriyorsunuz. Aşağıda linkini bırakacağım. Daha önce bu linkle beraber üye olduğunuzda 10 TL'de bonus veriyordu. Şu anda veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Onun sözünü vermeyeyim. Ama bu Artıway'in sitesine aşağıda link açıklama kısmına linkini bırakacağım. Artıway'e giriyorsunuz arkadaşlar. Artıway'e o link üzerinden girip daha sonra kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Buna Facebook üzerinden ya da Google hesabınız üzerinden kayıt olabiliyorsunuz. Arkadaşlar kayıt oldunuz. Şurada mağazalar kısmı var. Mağazalara tıkladınız. Burada totalde 283 tane mağaza var. Şu anda bunlar en popüler olanları. Trendyol var, N11 var. Bunlar buradan Türkiye'den alabileceğiniz ürünler olduğu için yüzdeleri biraz daha düşük. AliExpress ben ağırlık bunu kullanıyorum. AliExpress'ten aldığım ürünlerin %3.56'sını, verdiğim paranın %3.56'sını ben geri alıyorum arkadaşlar. Trendyol N11'inki biraz daha düşük. Trendyol 1.89 vermiş. Şimdi atıyorum AliExpress'ten şey alacağız, ürün alacağız. AliExpress'e tıklıyoruz. Arkadaşlar eğer ki reklam eklentiniz varsa, reklamları engellemek için bir eklenti kullanıyorsanız bu sitelerde kapatmanız gerekiyor. Ben şurada kapattım gördüğünüz gibi. Daha sonra AliExpress'e tıkladığımızda koşulları kabul ediyorum, alışverişe devam diyorsunuz. Şimdi AliExpress'e girdik ve üstte Artıway'in sekmesi açıldı arkadaşlar. Bunu kapatabilirsiniz, fark etmez. Bu sekmeyi gördüğünüzde buradan alışveriş yaptığınız alışverişlerin bonuslarını geri alacaksınız demektir. Şu siyah sekmeyi görmeniz gerekiyor. Alışverişimizi yaptık. Buradan okeyledik. Ödememizi yaptık. Her şey bitti. Artıway'e geliyorsunuz tekrar siteye. Arkadaşlar şurada ödemeye uygun değerlendirmede diye bölümler var. Şimdi öncelikle buraya tıklayalım. Şimdi şurada ödemek için uygun, ödeme için uygun dediği bölüm bizim yaptığımız alışverişlerde geri dönen paralar. Şurada değerlendirme dediği de şurada altta yine açıklama gibi yazmışlar. Tek tek kaç para alıyorsunuz, hangi alışverişten ne kadar geliyor, değerlendirmede hesabınıza eklendi, ödeme talebi alındı vesaire gibi. Burada açıklamaları detaylı var. Değerlendirmede olan ürünlerinizin miktarı burada yazıyor. Burada da daha önce geri aldığınız ödemeler yazıyor. Ben 64.80 kuruş geri aldım arkadaşlar. Şu anda değerlendirmede 8.87 liram var. Ödeme için uygun da 1 lira 11 kuruşum var. Burada
benim alışverişim tamamlandığında ben onayı verdikten sonra mağazalar, pardon, AliExpress bu Artway'e ödeme yapıyor. Artway de bana ödeme yapıyor arkadaşlar. Burası ödeme için uygun dediği bölüm 30 TL'ye tamamlandığında kartınıza geri ödeme olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir site. Zaten siz internetten alışverişinizi yapıyorsanız kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten siz o parayı vereceksiniz arkadaşlar. Hiç olmazsa bir kısmını geri alma şansınız olsun. Dediğim gibi burada 283 tane mağaza var. Herhangi birinden alışveriş yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bana destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa da yorumlar bölümüne bırakın. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Cevap veririm arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.